Hep içten yanmalı motorlardan konuşuyoruz. Ama konuşmadığımız bir motor tipi daha var. O da bu önümde görmüş olduğunuz dıştan yanmalı motor. Günümüzde çok fazla kullanılmıyor ama doğru kullanıldığında etkileri oldukça yüksek olabilecek potansiyele sahip bir motor. Nasıl çalıştığına geçmeden önce bunun ne olduğuna hızlıca bir bakalım. Size göstermek için aldığım burada ufak bir model var. Elimizde ilk hareketi verdiğimizde, yani marş motoru görevi gördüğümüzde aslında çalışmaya başlıyor. Önünde de ufak bir LED var. Buradan da çalışıp enerji üretebildiğimizi görüyoruz. Şimdi bu model üstünden farklar neler? Bu motor nasıl çalışıyor? Birlikte bakalım. En bariz olanı önde gördüğünüz bu alev diyebilirim. Alev tabiri aslında biraz yanlış. Bir ısı kaynağı var. İşte bu ısı kaynağı motoru dışında olduğu için de dıştan yanmalı motor diyoruz. İçten yanmalılardaki gibi silindirin içinde herhangi bir yanma olmuyor. Bu kısmı gördüğünüze göre şimdilik bu ateşi söndüreceğim. Çünkü bana çok fazla sıcak yapıyor. Sadece üflemeniz yeterli. İkinci gözümüze çarpan şey ise burada volanımız var. Volana bağlı krank var. Kranka bağlı iki tane biyel kolu görüyorsunuz. Bunlar da iki tane pistona bağlı. Bir tanesi burada, bir tanesi ise aşağıda buna dik olarak çalışıyor. Yavaş yavaş çevirdiğimde göreceksiniz bu iki biyel iki tane pistona bağlı. Biri yukarı doğru, biri benim soluma doğru. Bu iki piston yüzünden bunun iki silindirli bir Stirling motoru olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yanlış bir düşünce. Bu aslında tek silindirli bir Stirling motoru. Nasıl çalıştığına geçtiğimizde bunun sebebini daha iyi anlayacaksınız. Yine içten yanmalı motorlardan farklı olarak bu iki piston arasında bir bağlantı var. İkisi birbirine açılıyor. Bir tane delik var ve bu sayede birindeki hava diğerine geçebiliyor. Bunu daha iyi görebildiğiniz modeller var. Bu modelde bunu görmek biraz zor. Yukarıdaki pistonun içinden baktığınızda oradaki deliği görebiliyorsunuz. İşte o delikte öteki silindire bağlanan bağlantı kısmı. Bu modelde ekstra olarak ön tarafta bir tane de elektrik motoru var. Bu tamamen aslında sistemin enerji üretebildiğini göstermek için konulmuş bir şey. İşlevi yok. Yani sistemin çalışmasına bir katkısı yok. Tek yaptığı şey sistemden aldığı enerjiyi elektriğe çeviriyor. Hatta buradaki LED yandığı için de bunu görebiliyorsunuz. Hatta yanında bir tane de şöyle fenerle geldiği için de 4-5 LED'i olan ama bozuk geldiği için bunu çalıştırıp gösteremiyorum. Nasıl çalıştığına geçecek olursak iki tane pistonumuz var dedik. Bir fark edeceğiniz şey bu iki pistonun birbirine 90 derece açıyla bağlanmış olması. Biri yatay biri dikey. Haliyle biyel kollarına baktığınızda aradaki açıyı da görebiliyorsunuz. Hatta volanı ben ne kadar çevirirsem çevireyim her zaman bu 90 derecelik açının orada kaldığını göreceksiniz. Bu motorun çalışması için bu 90 derece oldukça önemli bir parametre. Eğer ki başka bir model internetten sipariş etmek isterseniz yan yana pistonların olduğu modelleri de göreceksiniz. Dedin ki bu 90 derece çok önemli. Bu olmadan çalışmaz. Onlarda nasıl olacak? Öyle modeller de var. Yine onlara baktığınızda pistonların konfigürasyonu yan yana olsa da kranka bağlanış şekilleri yine 90 derece açıyla olduğunu fark edeceksiniz. Bu modelde sadece görsel amaçlı pistonlardan birini dikey olarak koymayı tercih etmişler. Ön tarafta ısı kaynağına yakın olan uzun bir kısmın olduğunu görüyoruz. Modelin geri kalanına baktığınızca büyükçe bir hacim kaplıyor. Zaten ısı kaynağına yakın oluşundan anlayacağınız gibi burası ısınmanın oluştuğu yer olarak düşünebilirsiniz. Isıtma yeri burası. Buna bağlı olan yatay pistonun bir özelliği var. O da çok sıkı geçmiyor oluşu. O yüzden çok iyi bir izolasyon sağlamıyor. Haliyle kenarlarından hava kaçırabiliyor. Bu normalde çok kötü bir şey gibi gözükebilir. Özellikle içten yanmalı motorlarda segmanlar gittiği zaman bu tip bir kaçak görürüz ve güç düşüşüne sorunlara yol açar. Burada ise özellikle öndeki yatay piston bilerek hava kaçırıyor. Ve o kaçırdığı havada az önce gösterdiğim iki piston arasındaki bağlantıya açılıyor. Ön tarafta ısı kaynağımızla bu durumda alkolle ısıttığımız hava ısınarak genleşiyor ve öteki pistona doğru yol alabiliyor. İkinci, yani buradaki dikey pistonumuzsa sızdırmaz. Diğeri gibi değil. Bunun özelliği farklı. Bu bildiğimiz içten yanmalı motorlardaki gibi sıkı geçip herhangi bir hava kaçırmaması için özellikle tasarlanmış durumda. Bu sayede gevşek pistondaki hava ısınıp genişledikten sonra
ikinci pistona doğru hareket ediyor ve bu pistonu yukarı doğru ittirebiliyor. Çünkü sızdırmaz, havanın gideceği başka bir yer yok, genişliyor ve bu pistonu yukarı doğru ittiriyor. Bunu ittirdiğinde doğal olarak biyel kolu hareket ediyor, krankı döndürüyor ve bu şekilde hareketi sağlamış oluyor. Pistonu iterken hava basıncını kaybetmeye başlıyor. Çünkü aynı miktarda hava bu sefer daha büyük hacimdeki bir alana yayılıyor. Bu yüzden de basıncı düşüyor. Bu orta kısımlarınsa metal olmasının bir sebebi var. Orası da soğutucu olarak görev yapıyor. Yani sıkışan, ısınmış hava pistonu bir yandan iterken hem basıncı düşüyor hem de bu etrafındaki metaller sayesinde soğumaya başlıyor. Volanımızda hala enerji olduğu için bu pistonu aşağı doğru ittirmeye başlar. Aynı içten yanmalı motorlardaki sıkıştırma zamanı gibi. Orada da hala volandan gelen enerjiyle piston sıkıştırma işini yapabilir. Burada da aynı mantık. Volan sayesinde piston aşağı iniyor ve içindeki düşük basınçlı soğumuş havayı tekrar öteki ilk pistonumuza gönderiyor. Yatay pistonumuza gelen soğumuş ve düşük basınçlı hava yine ısınıyor ve bütün döngü başa dönmüş oluyor. Aynı içten yanmalı 4 zamanlı motorlarda da olduğu gibi. Onlarda da emme, sıkıştırma, patlama ve ardından egzoz zamanı gerçekleşir ve bu döngü başa döner ve sürekli tekrar eder. Burada da aynısı. Isındı, öteki pistona gitti. Pistonu ittirdi, soğudu, geri aşağı indi. Tekrar ilk pistona geri döndü. Ve bu şekilde döngü motor çalıştığı sürece, biz ısı kaynağı verdiğiniz sürece çalışmaya devam edecektir. Bütün mekanik enerjiyi aslında dikey olan piston oluşturduğu için de buna tek silindirli motor demekte bir mahsur yok. İkincisi gözükse bile aslında o yancı bir piston. Diğeri gibi iş üretmiyor ama onun çalışması için de bu yancının olması gerekiyor. Ama doğal olarak şunu soracaksınız. Bu piston madem güç üretmiyor, o zaman ne iş yapıyor? Çok haklı bir soru. Buna yer değiştirici piston adı veriliyor. Yaptığı ise havanın doğru zamanda doğru yerde bulunmasını sağlamak. Yani ısınacağı zaman ısı kaynağına yakın olmasını, soğuyacağı zamansa uzaklaşmasını sağlayan yer değiştirici adı verilen pistonun ta kendisi. İngilizcesi ise displacement, yani birebir Türkçe'ye çevirisini yapmışız. Yer değiştirici de displacement'ın Türkçe'ye çevirisi. Motorumuzu bu konfigürasyona alalım. Yani iş yapan pistonumuz en aşağıda ve yer değiştirici pistonumuzsa ona 90 derece açıyla bağlı olduğu için biraz daha ileride. Pistonun içini göremiyoruz ama sadece kranka ve biyellere baktığımız zaman nasıl hareket ettiklerini görebiliriz. Buradayken iş yapan pistonumuzsa en aşağıda. Bu da bize şunu söylüyor. Bu artık iş yapmaya hazır. Isınmış ve yüksek basınçlı havayı alarak krankı ve volanı çevirerek iş üretmeye hazır anlamına geliyor. Haliyle yüksek sıcaklıktaki havanın buraya gelmesi lazım. Yer değiştirici piston da ileri giderek ısıtıcının içindeki ısınmış olan havayı iş yapan pistona doğru gönderiyor. Tam tersi durumda ise yer değiştirici piston geri geliyor ki bu soğumuş olan hava ısı kaynağına yakın bir yere ulaşabilsin, oradaki boşluğa gidebilsin. Bu sayede de hava ısınabilsin. Ardından da bütün döngü baştan başlıyor ve bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Motorun en kritik şeyi aslında bu 90 derecelik aradaki zaman farkı. Bunu içten yanmalı motorlarımızda ateşleme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Krankın pozisyonuna göre işte öncesinde 3 derece, 5 derece, 10 derece ya da sonrasında ateşleme zamanı verilir. Bunu da onun gibi düşünebilirsiniz. Burada bir ateşleme yok ama havanın yer değiştirmesi var. Bu sayede 90 derecelik bu gecikmeyle her şey düzgün bir şekilde çalışabiliyor. Avantajlarından bahsedecek olursak inanılmaz basit bir motor. Gördüğünüz parçalar bu kadar. Yani hepsini toplasak 2 tane piston, 2 tane biyel kolu, işte 1 tane uzatma kolu, krank ve volan. Yani bunları toplasanız işte 8-10 parçayla bir motor elde etmiş olabiliyorsunuz. Ve yanmayı yapmak da oldukça kolay. Öyle gördüğünüz gibi ufak bir deposu var, bir fitili var ve bir çakmakla bunu yakıp buraya koymanız gerekiyor. Isı kaynağını koyduğunuz gibi motoru çalıştırmayı denediğinizde çalışmadığını göreceksiniz. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım çalışmayacak çünkü bu sistemin biraz ısınmaya ihtiyacı var. Avantajlarından devam edecek olursak sistemi anlatırken fark ettiyseniz ne sübap, ne sübap yayları,
ne ateşleme, ne ateşleme zamanı hiçbirinden bahsetmedim. Çünkü bu sistemlerin hiçbiri bu motorda yok ve en büyük avantajı da bu. Dikkat ederseniz bir yağlama sistemi bile yok. Yani ne bir yerden yağ geliyor, ne bir yerden geçiyor, ne bir soğutma sistemi var. Hiçbir şey yok. Sıvılarla en ufak bir işi yok. Tek gördüğümüz sıvı, ben burada yakıt olarak alkol kullandığım için onu görüyorsunuz. Onun haricinde sistemin çalışması için hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bir kere ısıtmanız ve sonrasında ilk hareketi vermeniz, yani marş motoru gibi davranmanız yeterli. İçten yanmalılarda bütün bu mekanik sistemlerin yanında ekstradan patlama içeride gerçekleşiyor ve arkasından egzoz zamanı gerçekleşiyor. Bu da ne demek? Hem o patlama sesini duyuyorsunuz hem de egzoz sesini duyuyorsunuz. Yani içten yanmalılar Stirling motoruna göre çok daha gürültülüler diyebiliriz. Tabi burada gürültülü tanımlamak lazım. Eğer güzel bir atmosferik V8 ise ya da bir V12 ise tabii ki onun gürültüsü çok kulağımıza batmıyor. Aksine bir senfoni gibi geliyor. Ama burada ikisini karşılaştırırsak içten yanmalılar daha gürültülü. O yüzden bu konuda Stirling, yani dıştan yanmalı motor, daha avantajlı diyebiliriz. Bunun çıkardığı sesi dinleyecek olursak, motorumuzun ısındığını umarak çalıştırıyorum. Yerden kaldırdığımda biraz daha az sesi olduğunu fark edeceksiniz. Masayı titrettiği için oradan da bir ses geliyor. Bir amfi gibi davranıyor. Ama bir kaldırdığımda, yani mekanik sesler var tabii ki. Çok da kaliteli bir model olmadığını düşünürsek parçalar arasında bazı boşluklar var ve onlardan gelen o mekanik tıkırtılar ve çıngırtıları duyuyoruz. Bir diğer güzelliği, ateşi söndürmüş olmama rağmen hala çalışmaya devam ediyor. Hatta bunu buradan alayım. Gördüğünüz gibi hala çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Devir düşmeye başladı ama hala çalışıyor, hala çalışıyor. Şimdi ise durdu. Aslında ilk başta ısıtmak için zaman harcadık ama içinde kalan o sıcaklıkla hala çalışmaya devam edebiliyor. Biraz gecikmeli gelse de enerjinizi boşa harcamıyor. Tabii ben buraya koyduğumda dumanlar çıkıyor. Bu ne diyebilirsiniz? O da kuruduğu için fitil yanmaya başlıyor. O yüzden de o küçük dumanlar çıkıyor. Ama hala bir içten yanmalı motora göre çok daha zararsız gazlar, fitilin yanması bile. İçten yanmalılarda karbondioksit, karbonmonoksit, NOx gazları, bütün azot bileşikleri çıkıyor. Burada yakıtınıza göre çıkardığınız emisyon değişiyor. Bu da bizi diğer büyük bir avantajına getiriyor. Fark ettiyseniz burada alkol, benzin gibi bir şey demedim. Isı kaynağı diye belirtiyorum. Çünkü ne kullandığınızın bir önemi yok. Patlama içeride gerçekleşmediği için ne tip bir ısı verirseniz verin bu motor çalışacaktır. Bir şekilde güneş enerjisinden bir sıcak su elde edip buraya getirebilirsiniz. Ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir yakıtı kullanabilirsiniz. Hidrojen olabilir, alkol olabilir, benzin. Aklınıza gelebilecek her şeyi kullanabilirsiniz. Hatta ev ortamında eğer alkol bulmak zor oluyorsa kolonya bile kullanarak bunu yakabilirsiniz. Ama bulunduğunuz yere havalandırmaya dikkat edin ve çok tavsiye edeceğim bir şey değil. Ama bu motor açısından artık olan her şeyi kullanabiliriz. Örneğin bir santralden çıkan sıcak su, işte motorun soğutma suyunu vesaire buraya gönderdiğinizde bu motorun çalışması için yetecektir. Bu da gelecekte bu motor bir şekilde enerji için kullanılabilir mi sorusuna cevap oluyor. Artık olan, işte evinizdeki fırından çıkan sıcaklığı bile de aktarabilirsiniz. Bu motorla tekrar enerji üretebilirsiniz. Diyeceksiniz ki şimdi madem o kadar ulvi, o kadar güzel, o kadar avantajlı bir motor, niye ben bunu etrafta görmüyorum? Hiçbir otomobilde, hiçbir motosiklette kullanıldığını görmüyoruz. Sebebi ise çok net ve basit. İçten yanmalılar çok daha kompakt bir şekilde daha fazla güç verebiliyor. Burada ise birincisi yalıtımımızın iyi olması gerekiyor. Isı kaynağımızın enerjisini sağa sola atmak istemiyoruz. Ama burada bile bir yandan beni ısıtıyor, odayı ısıtıyor. Her şeyi Stirling'e götürmemiz gerekiyor. Bu biraz zor bir iş. Ve de bütün bunları yapsanız bile aldığınız güç çok fazla olmuyor. Termal verimi yüksek bir motor ama kapladığı hacme göre aldığımız güç düşük. İçten yanmalı bir motoru aynı bu şekilde bir motor getirseydim
bundan çok daha fazla güç üretebilirdi. Gerçekten mekanik olarak bir iş bile yapabilirdi tek pistonla. Bu hacimlerde böyle neredeyse yarım beygirler falan çıkartabilirsiniz. Bununla ise anca işte bir tane led, 4-5 led daha yakabiliyoruz. Yani hacmine göre çıkarttığımız güç çok düşük. O yüzden de içten yanmaları araçlarda, işte otomobillerde, motosikletlerde kullanmayı tercih ediyoruz. Bu motor hakkında sormak istediklerinizi veya anlatmamızı istediğiniz konuları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Uzun zamandır bizi takip ediyorsanız fark edeceğiniz gibi stüdyoda da bazı değişiklikler yapıyorum. Henüz tamamlanmadı. Yapım aşamasında ama video aksamasın diye tamamlanmadan da olsa bu videoyu yapmaya başladım. O yüzden bu değişiklik hakkındaki de yorumlarınızı aşağı bırakırsanız sevinirim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Video izledikten sonra videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.